Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar demokrasi ve insan hakları 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzla başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet karşısında ilk defa bireylere bir takım hakların verildiği antlaşma hangisidir arkadaşlar? Hemen 29 Eylül 1808 yılındaki Senedi İttifakı hatırlayalım arkadaşlar. Senedi İttifak olacak buradaki sorumuzun cevabı. O da 2. Mahmut'la Ayanlar arasında yapılan bir anlaşmaydı. Biliyorsunuz ki bireylere özel haklar verilmişti o zaman için. Devletçilik ilkesinden uzaklaşılarak özelleştirilmeye, aynı zamanda bireyin değil devletin önemsenmeye başladığı anayasa hangisidir arkadaşlar? Bu biliyorsunuz ki Kenan Evren'in darbeci anayasası dediğimiz 1982 anayasasıdır arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bunun da en önemli özelliği de bu zaten, sorunun içerisinde açıklanmış olması. Sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden 4 tanesini yazınız. Arkadaşlar bir kere sivil toplum örgütleri amaçları biliyorsunuz ki üyelerinin haklarını savunur arkadaşlar. En önemli özelliği budur. Üyelerinin haklarını savunur. Bir diğeri demokratik toplumlarda oluşur arkadaşlar bu. Hak aramak için demokratik toplumlarda oluşur. Bir diğeri kamuoyu oluşturur arkadaşlar. Yani ses getirir. Kamuoyu oluşturur diyelim. Bir diğeri de üyelerinin görüşlerini yansıtır arkadaşlar. Üyelerinin görüşlerini yansıtır diyelim. Bir de gönüllü insanlardan oluşur. Biliyorsunuz ki devlet eliyle değil. Evet, dördüncü soruya geçiyoruz. Özelliklerden sonra insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardan 3 tanesini yazın. Evet, demokraside her insanın hakkı korunuyor mu? Hayır. Bunlara 3 tane örnek verelim arkadaşlar. Birincisi devletlerin hukuka uygun işlememesi. En önemli özelliktir. Devletlerin hukuka uygun işlememesi. Bir diğeri yaşam koşullarının hızla değişmesi. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar toplumlarda yaygın bazı gelenek ve inanç sistemlerinin oluşması arkadaşlar. Toplumlardaki gelenek ve inanç sistemlerinin olması diyelim. Yani herkes kendi örf, adet, geleneklerine göre, inanç sistemine göre kanunu uygulamaya çalışması diyebiliriz. Ve aslında dördüncü maddede şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Uluslararası alanda aydınlığa kavuşmamış bazı konuların olması da diyebilirsiniz dördüncü madde eğer istenirse. Osmanlı tarihinin ilk anayasası hangisidir arkadaşlar? Hemen yazalım. Kanuni esasidir. Bu da biliyorsunuz ki 2. Abdülhamit'ten 1924 anayasasına kadar geçerli olmuş arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kanuni esasinin. 1. ve 2. Meşrutiyet hangi padişah döneminde yapılmıştır? Tabii ki Abdülhamit dönemi arkadaşlar. Abdülhamit döneminde diye cevabımızı kısaca yazalım. Evet, 1. ve 2. Meşrutiyet demek. Aklınıza Abdülhamit gelmesi demek olsun.
7. sorudayız. Atatürk inkılaplarının asıl amacı nedir arkadaşlar? Yenilik olarak hep söylüyoruz ya, ülkenin tam bağımsızlığını sağlamak diyelim. Evet, asıl amaç bu arkadaşlar. Değişik alanlarda yapılmasına rağmen amacımız tam bağımsızlığı sağlamaktı o dönemin şartları için. Türkiye devletinin dini İslam'dır ifadesi hangi anayasadan hangi tarihte çıkarılmıştır? Evet arkadaşlar, 1924 yılına kadar gidiyoruz. 1924 Anayasası. Anayasasından 1928 yılında çıkarılmıştır. Evet. Dolayısıyla 1924 Anayasası'ndan 1928 yılında çıkarıldığı bilgisini de unutmayın. Artık anayasada Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır ibaresi yazmamış o tarihten sonra. Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerinin kronolojisini yazınız. Arkadaşlar bunlar içerisinde biliyorsunuz ki Senedi İttifak var, Tanzimat Fermanı var, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet falan. Bunların sıralamasını yazarsak ne olur? Arkadaşlar ilki biliyorsunuz ki 2. Mahmut dönemindeki Senedi İttifak. Senedi İttifak. Hemen 1808 diye tarihini de yazayım ki kronoloji olarak sırasında görün. İkincisi 1839 yılındaki Tanzimat Fermanı arkadaşlar. Tanzimat Fermanı diyelim. Yılı da 1839 yılı, yine Abdülmecit döneminde. Bir sonraki Islahat Fermanı arkadaşlar. Islahat Fermanı, onun da yılı yine 1856 yılı, yine Abdülmecit dönemine denk gelir. Bir diğeri 1. ve 2. Meşrutiyetler, zaten sırayla yazalım. 1. Meşrutiyet yine 1876, onun da tarihini yazalım. Diğeri de 2. Meşrutiyet, o da yine Abdülhamit döneminde arkadaşlar. Onun da tarihini 1908 olarak yazalım. Bakın tarihlerin kronolojik sıralamasını bu şekilde yazdık. Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerinin kronolojisi ve isimleri bu şekildeydi arkadaşlar. Atatürk inkılaplarının özelliklerinden 4 tanesini yazın. Evet, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik, halkçılık vesaire. Bunların özellikleri neler arkadaşlar? Bir kere bilimsellik diyelim. Bir diğeri çağdaşlık. Evet, bu da önemli özelliklerden biri. Bir diğeri akılcılık. Ve dördüncüsüne de yenilikçilik diyebiliriz. Evet, dört özelliğini de bu şekilde hatırlatıyorum ve geçiyorum diğer soruma. Evet, burada da arkadaşlar ülkedeki insanların hukuk üstünde eşit olması, kişilere, asaletlerine, ünvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması Atatürk'ün daha çok hangi ilkesiyle bağış? Böyle bir farkındalık yok arkadaşlar. Başkalarına böyle bir ayrıcalık yok. Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalı bu? Tabii ki 11. soruda ne dedik? Halkçılıkla arkadaşlar. Aman dikkat edelim buna. Evet, bunu da ikisi de 11 yazmış. Şunu 12 olarak düzeltelim arkadaşlar. Atatürk devrimini tamamlayınız şeklinde bir diğer soru var. Atatürk devrimi ne demek? Arkadaşlar hemen yazalım. Eskiye ait, yani Osmanlı dönemine ait çağdaş gereksinimlere cevap vermeyen eski kurumların kökten değiştirilerek yerine yeni bir sistem
getirilmesidir. Evet, Atatürk devrimlerini bu şekilde tamamlayabiliriz ve tanımlayabiliriz arkadaşlar. 13. sorudayız. Ekonominin devlet eliyle düzeltilmeye çalışılması Atatürk'ün hangi ilkesiyle ilgili? Bakın, ekonomi ve devlet eli bir arada geçiyorsa bunun muhakkak devletçilik olduğunu unutmayın arkadaşlar. Devletçilik ilkesi şeklinde cevabımızı yazalım arkadaşlar 13. soruda. Evet, ekonomi ve devlet eli diyorsak bunun devletçilik ilkesi olduğunu da unutmayalım. Evet, diğer sorumuzdayız arkadaşlar. Diğer soruda Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi anayasaya da yer almıştır? Evet, hangi anayasada yer alıyor Anayasa Mahkemesi? Dikkat edin arkadaşlar, 1961 anayasasına gidiyoruz. 1961 Anayasasında yer almıştır diyelim. İlk defa. 15. soruda demokrasinin temel ilkelerinden olan çoğulculuk ne demektir? Arkadaşlar, çoğulculuk biliyorsunuz ki değişik görüş ve düşüncelerin, hemen yazalım, değişik görüş ve düşüncelerin varlığını ve yaşam hakkını tanımaktır. Evet, 15. soruyu hallettik. Videomuzun son 3 sorusuna geçiyoruz arkadaşlar böylelikle. İlk önce kendi içinizde barışı sağlayın, sonra başkalarına da barış getirebilirsiniz diyen Thomas Kempis'e göre dünyaya barış getirmek için ilk yapılması gereken nedir arkadaşlar? Tabii ki öncelikle kendinize diyor ya, bireyin iç barışını sağlamasıdır arkadaşlar. Bireyin iç barışını, yani kendisiyle barışık olması demek bu. Bireyin iç barışının sağlanması gerekir diyelim. Evet, son 2 sorudayız. Yine maddeli sorular var. Çatışmaların çözümü sırasında bir arabulucunun yapması gerekenlerden 4 tanesini yazınız. Başınıza hiç geldim bilmem ama arabulucular genelde çözüm önerisinde bulunurlar arkadaşlar. Çözüm önerisinde bulunma diyelim. Bir diğeri durumu yansıtma ve özetleme yapmalı arkadaşlar. Durumu yansıtma ve özetleme diyelim. Bir diğeri sorunun anlaşılmasına yardım etme. Sorunun anlaşılmasına yardım etme diyelim. Ve son olarak da çatışma çözme becerilerini kullanması gerekiyor arkadaşlar. Çatışma çözme becerilerini kullanma diyelim. Evet, bunları yapması gerekir bir arabulucunun. Ve son sorudayız arkadaşlar. Dezavantajlı grupların ortak özelliklerinden 4 tanesini yazınız. Evet, etrafımızda da muhakkak vardır engelli dediğimiz grup. Arkadaşlar, bir kere eğitimde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalma. Bu dezavantajlı grupların özellikleri neler? Bunları yaşıyorlar arkadaşlar. Eşitsizliğe maruz kalma. Bir diğeri kendi kendine yetememe. Kendi kendine yetememe. Bir diğeri iş gücü piyasasına yeterince katılamama arkadaşlar. Bu da çok önemli. İş gücü piyasasına yeterince katılamama diyelim. Ve son olarak da sorunlarını tek başına çözememe diyelim. Sorunlarını
tek başına çözememe olarak da son maddemizi yazalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınıza kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.